tanrımı abi. Hı. Sabah erkenden kalktım abi, gittim bunların hepsini ben aldım abi. Ne yapayım oğlum, niye söylüyorsun? 40 yılda bir sabah erken kalktı ya, aferin bekliyor abisi. Aferin babacığım. Ne gerek var aferin abi, görevim. E abi sen de mesai erken başlattığına göre kafanda bir şeyler var sanki. Vaho, gönder şu reklamı. Yeryüzüne adaletin ve iyiliğin hakim olması için tüm muhtaç ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırabilmek için gerekli şeyleri yapmak ve hem onlara hem kendinize onurlu bir hayat sunmak ister misiniz? O zaman Pamuk Eller Cebi. İyilik yapmanın vakti, zamanı, yeri olmaz. Ama şimdi tam yeri, zamanı. Pamuk Eller Cebi. İyilik yap, iyilik. Rıfat Kulunç. Yunanistan'da kaçakken tanışmıştım. İyiliksever dolandırıcı, nitelikli şerefsiz. Nerede muhtaç bir insan var, gündemde hangi felaket var hemen çıkar ortaya. Öyle yüklü miktarda para toplar, zimmetine geçirir. Yeni bir dernek kuracağım, sen de ortak ol demişti bana da ben de lafı koyup geçmiştim. Ama o dediğini yapmış. Bu son maden faciasından sonra Pamuk Elleri kurmuş, yüklü de bağış toplamış, zimmetine geçirmiş. Pamuk Elleriyle cukkayı indirip şimdi parayı aklama peşinde. Kara paracılık. Aynen. Nasıl bir yöntemle aklamayı düşünüyor acaba? Öğrenmek için hayatına dalacağız. Peki abi şimdi bu adam mesela ne yapıyor, ne diyor? Mesela neci bu adam şu anda? Görüşmelerini ve bağlamalarını şüphe çekmemek için bir spor salonunda yapıyor. Bizim Çin lokantası hesabı. Aynen. Nerede abi bu spor salonu? Hepsini yazdım, Baho'ya verdim. Şimdi bir yandan tezgah yaparken ben de bir yandan şu Ahmet Yılmaz olayını araştıracağım. Abi bak dinle beni. Şu an var ya bizim için yani en önemli şey senin kızın. Tamam mı? Yani biz bunun için her şeyi yapacağız. Tamam abi. Verdi Carlos. Spor salonu sizde. Şu Rıfat'a bir kaynayın bakalım. Anlaştık abi, biz de o. Kızlar siz de şu dükkanla biraz ilgilenin. Epeydir boşladık burayı. Tamam abi, dükkan da bizdedir. Baho, biz de şu Ahmet Yılmaz'ın makamında bir ziyaret edelim bakalım. Tamam abi. Haydi aslanlar, iş sizde. Biz de çıkalım hadi. Yeter evet. Yeter, yeme daha eve. Dur be, canım sonra. Carlos çok kesene bereket. Aferin kızım, karnına abi. Kız. Hani sen bana tatlı yapacaktın? Ay bu da tatlı tatlı taktı tatlıya ya. Bana bak, ben senin tatlı ihtiyacını karşılayamıyor muyum ya? Sen benim kan şekerimi yükseltiyorsun be. Bir şey söyleyeyim mi? Kalp hastası oldum. Şu an var ya, bütün buramdaki damarlar o kadar acıyor ki. Var ya, akıl hastası oldum. Beynim acıyor, kafam acıyor ya. Su kaydırağım. Luna Park'ımsın. Su kayağında yırtılanmayo. Olmaz. Gidi yürü. Hadi sen çık, tamam. Şu adrese bakıp geliyorum. Tamam. Sen de gel beni geçir bakayım. Nerede bu ya? Aa biliyorum ben, buraya çok yakın. Bak sen. Hı-hı. Sen de bayağı 40 yıllık hırsız çıktın başımıza. Üf konuşma be. Tabii çaylak muamelesi yapamadığın için gıcık oluyorsun bana, biliyorum ama. Şimdi birincisi öyle 3 tane hırsızlık yaparak çaylaklık geçmiyor. İkincisi sen giderken biz geliyorduk. Üçüncüsü ben çanta ezeceğim, sen şuraları bir toparlayın. Hadi. Aa. Ya, yüze bak ya. Tabii ben burayı toplamaktan başka hiçbir şey beceremem zaten. Monte Carlo'da 15 saat poker masasında oturunca sağdan bir ağrı girdi. Oy oy oy. Uçakta zor geldim. Allah'tan bizniste 2 koltuğa yayıldım da orada rahat edebildim. Arkadaşlar siz yeni misiniz? Hocam biz biceps, 3 triceps, yarım kiloda baklava almaya geldik. Hani böyle hocam her yaz sonu kendine bir söz verirsin ya, bu kış full spor yapacağım diye. Baza gelirsin, sporu sonuna yazırsın, bir ay çılgınlarca spor yaparsın, sonra böyle nefret gelir ya. Heh, işte biz o bir aylık nefret sürecini yaşamaya geldik. Tamam, siz ısınmayla başlayın, size bir program hazırlayacağız. Buradan başlayalım. Sizi hiç utandırmayacağız hocam. Bir kalori bile bırakmayacağız.
Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Teşekkürler geldiğiniz için. Duşları alalım. Akabinde kafeye geçeriz. İçelim ortak. Duşa gireceklermiş. Duş akabinde kafeye gideceklermiş. Ney duş kabin? Duş akabin mi? Duş akabin değil. Duş akabinde. Duş akabin. Lan ne saçma kelime lan duş akabin. Duş kabini deseler yaşına. Duş akabin duş. Ya neyse ne ya? Ne yapıyorsun? Evet ben liderlik vasfımı yitirdim. Fazla goy goy yaptım değil mi? Biraz öyle oldu. Hadi gidelim. Hadi kızım. Of. İyi misin? Buradan buradan kafe gel gel gel. Gel buradan gel. Hayır hayır. O nasıl liderlik gel ya gel. Kolay gelsin herkese. Oğlum bir soda versene bana. Sen kimsin? Yeni mi geldin? Sait nerede? Sait'in cenazesi vardı. Yerine ben bakıyorum. Son olayların da etkisiyle toplumun vicdanı kabardı. 2 milyon civarında bağış topladık. Müthiş rakam. Rakam müthiş de parayı harcayamıyoruz ortak. Yani bize Al Capone'un çamaşırhanesinden lazım. Bu kadar parayı nasıl aklayacaksın? Bilinen yöntemleri denedik. Diyorum ki şöyle bir film çevirsek, yapımcı olsak, maliyetleri biraz yükseltsek, paranın bizden çıktığını göstersek. İşte bunlar hep sinema. Bu filmi çekeceğiz ortak. Oğlum, bize birer kadeh bir şey ver. Keyfimiz yerine geldi. Hayatta keyifli anların kıymetini bilmek lazım. Malum, yarın ne olacağı belli değil. Aynen. Bana bak. Sen tatlı bir oğlana benziyorsun. Yani burada olmaz da benim bir arkadaşımın barı var. Oraya önereyim seni istiyorsan. Ben her akşam oradayım. Sağ ol. İyi. O zaman al bak burada kartı. Adresi falan da yazılı. İstediğin zaman gel kafana göre takıl işte. Ben de sana şapkamı vereyim. Kış geldi, havalar soğuk. Ben de saç yok. Tatlı olay. Ya şimdi şöyle bir gerçek var birader. Yani IMDb'ye bakıyorsun, en iyi 10 filmin çoğu zaten eski filmler. Yani yarısı da bunların suç işi. Şimdi mafyalardan düşünüyorsun, kim geliyor aklına? Don Corleone'ler geliyor. Sonra bilemediğin hadi Scarface geliyor, Goodfellas geliyor. Şimdi bunların ortak özellikleri ne? Ortak özellikleri hepsi Amerika'da yaşayan İtalyan başroller. Bak Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando bunların üçünü çıkart, Hollywood çöküyor. Ya Tuncer, sana ne Hollywood'dan ya? Senin Hollywood'la ne ilgin olur ya? Abi bugün aklında sadece tek bir şey tut. Ben yapımcıyım, sen de yönetmensin. O kadar ya. Tamam, yoğurtlayacağım şimdi ya. Yani dijital sinema tabii ki çok şey değiştirdi. Yani şimdi çok böyle ucuz filmlerle çok fazla para kazanabiliyorsun. Tabii ki ne, tabii ki ne. Ama ben daha çok bir otobüs hikayesi düşünüyorum yani. Ama sakın yol filmi gibi algılama yani. Şehirler arası otobüslerde izlenebilecek türden bir şey. Var mı peki yani böyle bir senaryo? Çok da güzel böyle bir senaryom var açıkçası. Çok ucuz. Oyuncular da ayrıca no name olacaklar ve hiçbirine para ödemeyeceğim bunların. Hiçbirine para ödemeyeceğim. Ya arkadaşlar kusura bakmayın böyle... Kulak misafiri oldum konuşmalarınıza da. Siz sinemacı mısınız? Biz sinemacıyız, evet. Ben prodüktörüm, arkadaşım da yönetmen. Rıfat Kulunç. Tansır.
Ben de iş adamıyım. Peki sizin daha önce çektiğiniz film falan var mı bir şeyler? Biz çektik, festival filmi çektik ama hiçbir festivale almadılar. Rıfat Bey, ben açıkçası yönetmen olarak bu ülkede algılanamadığımı düşünüyorum yani. Algılanamadığımı düşünüyorum. Ben bir üçleme çektim daha. Üçleme? Üçleme. Adları neydi? İsimleri Fall, Lo ve Foş. Foş'tan başladım, sondan başladım, geriye doğru geldim. Yani bir kasabadaki yalnızlığı anlatmak istedim. İşte yani acayip Tarkovisyen işler var tabii ama olmadı yani. Üç filmi toplam 30 kişi izledi yani. Bu yüzden zaten Rıfat Bey diyorum ki, yani diyorum ki bir otobüs filmi çekelim yani. Bir şehirler arası otobüs filmi çekelim. Bakın şimdi yani bir şehirler arası yolculukta en azından bir otobüste 50 yolcu oluyor yani. Bu 50 sefer yapsa 2500 kişi izliyor filmi bir günde. Bir günde ya Rıfat Bey. Hiç böyle düşünmemiştim. Ya arkadaşlar, bugün burada karşılaşmamız bir tesadüf ya da kısmet. Ben de tam sinema işine girmeyi düşünüyordum. Benimle çalışmak ister misiniz? Çok isteriz Rıfat Bey, gerçekten çok isteriz. Ha. O zaman şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Yani dediğiniz bütçeye çekilecekse hiçbir sorun yok. Hiç merak etmeyin. Yani eksiği olur, fazlası olmaz. Benim olayım bu zaten. Tek mekanda ucuz filmler. Ben ayrıca zaten Ucuz Filmler Derneği'nde başkanıyım. O zaman tek bir isteğim var. Senaryoyu yarın sabah istiyorum. Bir an önce okuyalım, kararımızı verelim. Ah, hiç merak etmeyin Rıfat Bey. Yarın sabah 9'da mailinizde senaryo olacak. Çok haklısınız. Bu şeyler, senaristler büyük kolpacılar yani. Sabah gönderiyorum diyor, akşam yarım yamalak geliyor. Çektin, çekemedin, geldi, gelemedi. Çok haklısınız, çok haklısınız. Bizde öyle yanlış şeyler, yalan şeyler yok. O zaman yarın görüşürüz. Memnun oldum Rıfat. Tosunum, görüşmek üzere. Tosun mu dedin? Tosun gibi herif. Çerez ver, azıcık daha çerez ver bize, ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah mail gelir gelmez okudum senaryoyu. Muhteşem. Tam istediğimiz gibi. Bütçe de harika. Aynı ismi gibi olacak. Çok eğleneceğiz. Teşekkürler. Oyuncularımız da şimdi geliyorlar. Birbirinden değerli, birbirinden özel isimler hepsi. Başrol oyuncumuz. Merhaba. Kolçak Gösten Dağlı. Rıfat. Kolçak çok değerli bir oyuncu. Evinden alıp evine bıraktığımız tek oyuncu ya. Sağ olun da ben neyi bekliyorum şu an gerçekten? Hayır, neyi bekliyorum bilmiyorum yani. Vay be. Tam bir oyuncu. Bizim suç çetesinin işte başı olacak bize. Vay be. Ben bu kostümcüyü yolarım yalnız. Merhaba, Mahmude ben. Hoş geldiniz. Ay, çay yok, kahve yok. Ne acayip bir set. Ay, şekerim. Ay, kim üstü seni yine? Merhaba. O kadar da söylüyorum yani. Tamam, sakin ol, sakin. Ağlayayım mı, ne yapayım? Sakin tatlım. Halledeceğim her şeyi, her şeyi halledeceğim. Celil de geldi. Celil gel. Celil acık enerji. Celil enerji acık. Celil aynı zamanda kuaförümüz. Evet, geçmiş olsun. Peki ne zaman başlayabiliyorsunuz? Hemen şimdi başlayabiliyoruz. Tabii tabii, biz yani bu zaten şeyle, bu işte biz kapı kapı dolaştık yıllardır. Benim ön hazırlığımın hepsi tamam. Ben bugün motor derim. Hadi ya. Yani... peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Valla öncelikle yapımcı olarak ben sizin zarar etmenizi istemem. Benim de yönetmen olarak zaten hızlandırmak bu iş. Mesela bu ofis bana cuk oturuyor. Hemen burada başlarım ben yani ofishanelere. Hadi ya, burası olur mu? Olur olur. Olur olur. Kasa var mı burada? Kasa? Var. Arkadaşlar bir tabure yok mu? Bir tabure. Geldim, geldim, geldim. Vay be, bravo. Vallahi çok çabuk kurdunuz seti. Türkiye dizi sektörü çalışanıyız. Biz haftada 100 sayfa çekiyoruz ya. Bizden daha hızlısı yok ki dünyada. İyi, tamam o zaman. Burası bizim muhasebe bölümü. Siz istediniz diye bugün erken paydos verdim. İşte bu da kasa. İşinizi görür herhalde. He? Şahane. Anahtarı sizde mi?
Boş mu? He. Siz yalancı para falan koymuyor musunuz? Şimdi biz filmi ucuza getirelim diye şimdi eski bir abimizi bulduk, eski Yeşilçamcı. Şimdi o sanat, kostüm, ışık hepsine koşturuyor adamcağız. Bu paraları tabii kaçırdı gözünden demek ki. Hadi ya. Ne olacak şimdi? Vallahi sizin kasanızdan bir miktar gerçek para mı alıp acaba koysak? Çözer bizim işimizi, hızlanırız. Ya paralara bir şey olursa? Ben action'lı bir sahne çekmiyorum. Çok basit bir sahne çekeceğim. Paraları aldılar, gittiler, kestik canım olacak zaten. Hem bütçeyi de şişirmiş oluruz böylece. Ha. O zaman... Bekleyin bakalım. Bekleyin. Arkadaşlar başlayalım isterseniz çünkü 22 saatten fazla çalışmam. Söyleyin baştan. Sakin, sakin. Celil uyuma, Celil uyuma. Madonna'm harikasın. Arkadaşlar para kesinlikle o odada, ben size söyleyeyim. Ya anahtarı indirmemiz lazım, bir şey yapmamız lazım. Gelin şöyle oturtalım sizi. Aman. Ulan kim döktü lan bu suyu buraya? Ay. Paralarımız hazır olduğuna göre çekmeye başlayabiliriz şimdi. Evet. Para yazıyor. Bizim ayakkabılar da kayıyor herhalde. Ayakkabı kayıyor da bu su ne burada ya? Hazır mısınız? Tamam. Hocam hazırız. Parayı da koyduk, kayıt diyebiliriz. Tamam, kayda giriyoruz. Şimdi bizim diğer oyuncu arkadaşımız gelmedi, kadın oyuncu. O yüzden menajerimiz oynuyor şimdi. Evet, tek plan çekiyorum arkadaşlar. Tek plan çekiyorum, akıtıyoruz. Hadi. 3, 2, 1, oyun. Allah kahretsin. Yapamıyorum, söyleyemiyorum. Neden ama? Neden söyleyemiyorsun? Söyler misin bana? Burası çok aydınlık, burada olmaz. Karanlığa gidelim, bir bara gidelim, anlatayım sana. Lütfen söyle. Aramızdaki engel ne? Yoksa aramızdaki jenerasyon farkından mı? Hayır, hayır. Aksine ben olgun kadınlardan çok hoşlanırım. Çok hoşlanırım ama... Canım. Yapma, yapma. Dokunma bana. Dokunma bana. Benim ruhum daralıyor. Burada gidelim buradan. Hayır, dokunma bana. Dokunma bana, dokunma. Wonderful, my baby. You are wonderful too, my Mahmut, and I love your style. Stupid secretaria. I can't understand. I believe our son's drama. Herkes that is so idiot, Mahmut, but you are so clever and intelligent, baby. Baby, let's go and finish this job, okay? Okay, baby. Niye İngilizce konuşuyorlar? Yurt dışına da satacağız. Projeyi yurt dışına da vereceğiz. Şimdi ne yapıyorlar peki? Lazer var, altından geçiyorlar. Anlamıyorsun, şeyde masada ben lazeri koyacağım oraya. Kurguda şey yapacağız. Ah.
Evet, kestik. Evet, harika, harika. Nasıl oldu ama? Vallahi çok güzel oldu. Evet, yemek arası. Siz nereye Rıfat Bey? Yemek. Aa, siz patronsunuz ya, öyle sıraya mı gireceksiniz? Burada oturun, ben şey yapıyorum. Tabii, hadi. Oturun siz. İyi o zaman. Aa, bu paraların işi bittiyse göndersinler. Paraları da şey yapalım. Hemen getirin. Evet, arkadaşlar. Harikaydınız. Tek plan, tek plan. Tamam, bunu yazın, eve şey yapma. Hayır, Madonna, harika yazıyorum sana ya. Buyurun efendim, bütün paralar hazır. Ben hemen size yemek de getiriyorum. Bakın, paralar hazır. Hemen yemeğinizi getiriyorum. Nerede kaldı bunlar ya? Alo? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?